Pekala çocuklar, odaklanalım. Müthiş! Oh, ton balıklı sandviçin acısı çıkıyor. Bir dakika. Sizi yalnız bırakabilir miyim? Bilmem. Şşt! Of ya! Hey, biraz eğlenmek ister misin? Sesleri elveda! Uhu! Hadi rock yapalım kanka! Uhu! Hey! Kimse beni yenemez! Öyle mi? Amanın kalemler! Bu çok kötü oldu. Ben yapmadım. Hey! Bunun için kendimi tehlikeye atmayacağım. Ben zaten bütün süre boyunca burada heykel yapıyordum. Ne? Bu kil topunu görüyor musun? Üstüne birkaç delik del. Kalemi kullan. Şimdi deliklerin olduğu bölgeleri kesmek için iplik kullan. Devam et. İşte. Şimdi havalı görünen bir kalemliğin oldu. Hala gelmedi mi? Belki fark etmez bile. Bu tuhaftı. İşe geri döneyim. Aman tanrım. Bu bayağı zekice. Aferin çocuklar. Anladı. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Hadi ama. Bunun neyi var? Bunlar iki tane değil miydi? Of ya. Omlet buraya kadarmış. Olamaz. Yine mi? Yetişmeliyim. Ya. Hayatta olmaz. Of. İşte. Ucuz atlattım. Hey, müthiş bir fikrim var. Önce avokadonun çekirdeğini çıkarıyorum. Sonra içini kazıyorum. Boş kabuğa biraz çimento dolduruyorum. Evet, ağzına kadar. Sonra çekirdeği yerine geri koy. Kuruyunca çıkar ve istediğin renge boya. Ben avokado yeşiline boyuyorum. Bu artık bir yumurta kabı. Artık yumurtalar göz göre göre yuvarlanıp gitmeyecek. Hareket etmeyi düşünürsen. Gözüm üstünde. Evet, fena halde kazanıyorum. Justin. Benim için özel bir kişi için özel bir şey. Bana mı? Açsana. Evet, bakmaya devam et. Buldum. Bu biziz Madison. Durduk yerde niye hediye aldı ki? Bir dakika, bugün hangi gün? Yıl dönümümüz mü? Bir dakika, tamam mı? Peki? Yıl dönümümüzü unuttuğuma inanamıyorum. Burada bir şeyler olmalı. Yok. Hadi düşün. Hediyem bayağı büyük herhalde. Marshmallow mu varmış? Işıklar kapandı. Aman. Acaba bu buz kalıbıyla ne yapabilirim? Bilemedim. Bir dakika, buldum. Önce plastik bir poşeti toz çimentoyla doldur. Sonra bir fincan su ekle. Sıkıca kapa. Parmaklarınla iyice yay. İşte güzelce yayıldı. Şimdi kalıba doldurmak için ucunu keselim. Küp bölümlerine doluyor. İyice ağzına kadar doldur. Evet, devam et. Yapabilirsin. Neredeyse bitti. Ve sonuncusu. Şimdi biraz yerine otursun. Sırada rengarenk ataşlar var. Evet, aynen şöyle yerleştir. Yarısına kadar sokmak en iyisi. Bir sürü farklı rengi kullanabilirsin. Hepsi kurudu, şuna bak.
Dönmüşsün. İşte sana hediyem canım. Aa, bu tam olarak ne? Kağıt ağırlığı falan mı? Bu fotoğrafların için bak. Çerçeveye gerek yok. Çok teşekkürler. Daha bitmedi. Ne tatlıyız değil mi? Nereye istiyorsan oraya yerleştir. Ve sevgilinin gözlerine bak. Aman çok sıkıcıymış. Gerçekten sıkıldım. Aman tanrım geliyor işte inanamıyorum. Ya yine geç kaldın. Neyse otur bakalım. Yanıma oturacak. Umarım iyi görünüyorumdur. Bu ne? Aşçı başlığı mı? Hey bebek nasıl gidiyor? Aa, güzel. Biraz dondurma ister misin? Ben abur cubur yemem. Ah, harika biri. Ne? Olamaz. Tişörtüme döktüm. Bu korkunç bir felaket. Bu lekeyi görürse düğünümüz kesinlikle iptal oldu demektir. Kesinlikle benden kaçacaktır. Üstelik bir sporcu olduğu için çok da hızlı kaçacak. Bu leke her şeyi mahvedecek. Aa, onu yakalayamayacağım. Aa, rüyalarım sona erecek. Hayır! Ah aman tanrım. Bunun başıma gelmesine izin veremem. Burada işime yarayacak bir şeyler olmalı. Üç boyutlu kalemim olmaz mı? Evet, bu işe yarayabilir. Peki, bir üçgen çizerek başlayayım. Sonra ileri geri götürerek içini dolduruyorum. Ucuna kadar iniyorum. Güzel. Şimdi çapraz çizgiler yapıyorum. Sonra da diğer yöne. Birbirlerini kesiyorlar. Güzel görünüyor. Şimdi pembeye geçme zamanı. Sonra da çizdiğim dairenin içini dolduruyorum. İleri geri, ileri geri. Bu çok tatlı bir renk. İşte bu kadar. Dibe de şöyle kıvrımlı bir hat ekleyeyim. Tekrar renkleri değiştirmem lazım. Bu şekilde dondurmaya fırıl fırıl bir çizgi çizebilirim. Şimdi de yine içini dolduruyorum. Ortaya çıkmaya başlıyor. Çikolata gibi görünüyor. Yine de biraz şeker serpiştirelim. Birkaç tane daha ekleyince tamamdır. Vay canına harika oldu. Şimdi bunu tişörtümün üstündeki lekenin üzerine koyayım. Bunun hakkında ne düşünecek acaba? Oo şuraya bak. Önceden de tatlı buluyordum ama. Ne haber dondurma külahın epey havalıymış. Evet, diyetimin son gününü de bitirdim. Çekil gözümün önünden kereviz sapı. Daha lezzetli bir şeyin vakti geldi. Yaşasın, bu harika olacak. İşte başlıyorum. Bunları eşliğimin üzerine bir güzel dökeyim. Şu sucukları da alalım bakalım. Oh, çok güzel. Sosisler de gelsin. Şimdi de erişte. Oh, bayılmak üzereyim. Oh, neler oluyor burada? Bunun kanıtını hemen kaydetmeliyim. Yakından çekmeliyim. Hey dur. Aman tanrım çok özür dilerim. Telefonuma ne yaptığına bir bak. Al bu peçeteleri kullan. Kendimi kötü hissettim şimdi. Hey bir saniye. Tabii ya üç boyutlu kalemim vardı. Bir fikrim var. Peki elimde bir boş telefon kabı ve kalemim var. Şu sarıyla kabın üzerine bir şeyler çizme vakti. Şöyle her tarafını kıvrım kıvrım doldurayım. Her yere yapayım. Dikkatli olmama hiç gerek yok. Sadece bütün alanı doldursam yeter. Şu son köşeyi de yapayım ve bitti. Birkaç süs eklemek de daha güzel hale getirir. Aman tanrım çok tatlı yemeğe benziyor. İşte bu ne düşünüyorsun tatlı olmuş değil mi? Sana yaptığım için öyle. Ay çok teşekkür ederim bayıldım. Hey şu eriştemden biraz ister misin? Aa, sen kaybedersin. Bu resmen harika. Ufak bir pankek. Çok lezzetli olacaklar. Ah, sek sek oynamak istemiyorum. Ah. Vay bu leziz koku da neyin nesi? Gidip görsem iyi olur. Vay canına pankek yapmışsın. Paketin için sana yaptım. Neredeyse bitirdim. Şu sonuncuyu da çevireyim. Spatulamı altına sokayım. Oh, hadi ama. Spatulamın sapı kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Hey buldum. Şu üç boyutlu kalemimi kullanacağım. Çizmeye başlama zamanı. Bu gayet güzel bir spatula şekli oldu. Güzel ama henüz bitmedi. Ortasına daha çok şekil eklemeliyim. İşte
bu. Şimdi de farklı renk kullanayım. Bütün bu boşlukları da turuncuyla doldurayım. İçine çizdiğim o şekiller hariç. Onları boş bırakmak istiyorum. Sapına kadar inelim. Alt taraftaki daireyi de doldurmayacağım. Belki bu kürek işe yarar. Geliyor işte. Anne, sana yeni bir spatula aldım. Sonunda o son paketi çevirebileceksin. Peki, bir deneyeyim. Aman tanrım, harika, işe yaradı. Tamamdır, sonunda kahvaltı zamanı. Muz ve çikolata sosu, çok güzel görünüyor. Bu nasıl olabilir? Okumaya devam etmeliyim. Evet, bu mantıklı, şimdi anladım. Peki ya, of, başım. Havalılar sınıfı mı? Aman tanrım. Tamam tamam, sakin ol. Bu benim için çok iyi bir fırsat olabilir. Hadi bakalım. Oo, aman tanrım. Çok harika. Sınıftaki şu havalı tiplere bak. Orada köşede dövme yapıyorlar. Ve buradakinin bir gitarı var. Çok havalı. Devam et. Bu dövme çok harika bir şey olacak. Uf, bu sanki bayağı acıtıyor. Umarım ineleri sterize etmişlerdir. Aa, bu iyi birine benziyor sanki. Belki de değildir. Vay canına. Kız bilek güneşinde çocuğun canını okudu. Amanın, o aslında öğretmenmiş. Ne? Kıyafet kuralı mı? Ne yani? Ne yapmam gerekiyor? Bir bakalım. Aa, piercing. Hem de bir sürü piercing. Of. Ben şimdi ne yapacağım? Bu sınıf için yeterince havalı değilim. Ama ben bir sürü ev ödevi yapmıştım. Hey, bir saniye. Ataş. Hey hey, bununla harika bir şey yapabilirim. Pekala, bunun için birden fazla ataşa ihtiyacım var. 4 tane yeter sanırım. Şimdi bir tel kesici lazım. Bu yaptığım antrenörü dudağıma ve burnuma takacağım. Şimdi sıra kıyafetlerimle saçlarımı değiştirmede. Sınıfa kendimi tekrar tanıtmamın zamanı geldi. Çok havalı. Sınıfımıza hoş geldin. İşte bu. Sen bizden birisin. Yüzündeki piercinglere bak. Acayip. Bu kızdan çok hoşlandım. Harekete geçmem lazım. Selam. Bunu dersten sonra yap lütfen. Peki o zaman. Ama hey, gel benim yanımdaki sıraya otur. Her şeyin kusursuz olmasına dikkat etmeliyim. Evet, işte döndüm. Bu hediyeye bayılacağından eminim. Sessizce yaklaşayım. Bil bakalım ben kimim. Kim olabilir? Bir insan olduğu kesin ama. Jake sen misin? Doğum günün kutlu olsun. Şimdi buna bir bak. Sana bir hediyem var. Çok heyecanlandım. Ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Buna bayılacağına eminim. Kaşık mı? Olamaz. Bu nasıl oldu ki? Bugün olanları bir hatırlayayım. Vay canına, bu gerçekten harika bir kolye. Buna bayılacağından eminim. Bunu almakla çok iyi ettim. Bir saniye, zamanı geldi mi? Uf, olamaz. Geç kalacağım, hemen çıkmam lazım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Ne? Vay, inanılmaz gücümle kaşığı ikiye ayırmışım. Ama bu kaşık çok parlakmış. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Tamam, elimde bu pense var ve bununla kaşığın altını eğeceğim. İşte altını biraz döndürmem gerekiyor. Tabii üstüne biraz sivri dolgu dökmem lazım. Vay canına, şuna bak. İşte oldu, güzelce kurumuş. Vay canına, harika bir şeye dönüştü. Düşündüğümden çok daha iyi oldu. Sanırım günü başarıyla kurtardım. Ha? O ne yapıyor? Uyuyakalmış. Yine de ona hediyesini vermeliyim. Şimdi eğlenceli bir şekilde uyandıracağım. Vay canına, hepinizin bu olduğuna inanamıyorum. Bak, hediye olarak sana bunu aldım. Umarım hoşuna gider. Aman tanrım, çok teşekkür ederim. Bu şu ana kadar geçirdiğim en iyi doğum günüm oluyor. Ne güzelmiş bu şekerler. Hey, şu kupama bak, ben kazandım. Buna inanabiliyor musun? Harika değil mi? Çok etkilendim değil mi? Etkilendim elbet. Bak, şöyle ayıcıklar tam sığıyor. Ne? Hayır. İyiymiş. Bak, bu kupayı böyle kazandım. Bunu en iyi dalgıca veriyorlar. Yani bana. Ben en iyi dalgıcım. Vay canına. Şimdi anladım. Bu çok harika. Ve ben de bunu verebilmek için seni bekliyordum. Vay canına, bu inanılmaz güzel bir anahtarlık. Bunu sen mi yaptın? Bunu yapmak aslında çok basitti. Bunun için sadece bu minik plastik torbayı kullandım ve sonra bu ufak deniz kabuklarını içine koydum.
Ve sonra sıra biraz açık mavi reçineye geldi. Reçineyi doğruca bu torbanın içine döktüm. Okyanus sularına benziyor. Tamam, bu kadar yeter. Sonra reçinenin kurumasını bekledim. İşte böyle. Sonra plastik torbayı yırtıp aldım. Ve sonra tabii buna bir anahtarlık eklemem gerekiyordu. Bunu en köşesine taktım ve işte bitti. Bak, anahtarlık kupanın bu tarafı da çok güzel görünecek. Oo, vay canına, şu an kupa daha harika gözüküyor. Gerçekten öyle. Bu hayatımdaki en güzel günlerden biri. Çok teşekkür ederim tatlım. Oh, bu zor bir iş. İnanamıyorum. Bu müthiş bir keşif. Nazikçe temizleyeyim. Bu Roma çömlek işçiliğinin nadide bir örneği. Meşhur olacağım. Hmm, bunu güvenli bir yere koymalıyım. Oo, şu raf işimi görür. Ne kadar güzel. Temizlik zamanı. Ah, her yer toz olmuş. Ha? Bu bardak ne arıyor burada? Ne kadar da eski püskü. Ama bu durumu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bardağı ters çevir. Biraz alüminyum folyo al ve buruşturup top haline getir. Alüminyum folyo topuna bir damla sıcak silikon sık. Sonra bardağın tabanına yapıştır. Tabana 3 tane daha top yapıştır. Biraz daha alüminyum folyoya şöyle şekil ver ve tabağın yanına yapıştır. Öbür yana da uzun bir parça. Şimdi folyoyu renkli silikonla kapla. Hiçbir yerine atlama. Bardağı da silikonla kapla. Bardağın kenarından başla ve aşağı aksın gitsin. Sıcak silikon koruyunca şöyle görünmeli. Gülen bir yüz eklemeyi unutma. Böyle çok daha iyi. Hey, tarihi eseri gördün mü? Küçük bir bardaktı. Bayağı eski görünümlüydü. Ah, onu düzelttim ben bak. Şaka yapıyorsun. Hayatımın buluşu. Mahvolmuş. Beğenmedin mi? Seni bu yüzden seviyorum. La la la. Bu çok uzun sürdü. Çok acıktım. Aa, bir şeyler yiyebilir miyiz? Tabii. Oo, çok şıkmış. Al bakalım. Ne romantik. Sanırım bir şey unuttun. Ha, kaşığa ne gerek var ki? Aa, peki. İyi. Hmm, leziz. Ha, bu çok iğrenç. Ama o hoş bir çocuk. Sen yemiyor musun? Ha, yok, ben halimden memnunum. Ama ben her şeyin mükemmel olmasını istiyordum. Dur, çantama bir bakayım. Yumurta mı? Oraya nereden girmiş? Üç boyutlu kalem mi? Aa, bir dakika. Bir fikrim var. Bir yumurta al ve üç boyutlu kalemle üstünü çiz. Yumurtanın üstüne bir spiral çiz. Aynen şöyle. Sonra spiralin üstüne enlemesine çizgiler çiz. İçini doldurmaya başla. Bu tamam olunca silikonu yumurtadan çıkar. Ve ucuna bir sap tuttur. Artık bir kaşığın oldu. Sonra üç boyutlu kalem kullanarak bazı detaylar ekle. Biz pati izi yapacağız. Kaşığa daha fazla detay ekle. Son olarak kaşığın içine bir yüz çiz. Hey Esi, sana bunu yaptım. Bana mı? Bayıldım. Hmm, leziz. Ay, çiğnemeden yutmasana. Bu geçirdiğim en güzel gün. Asla bir lokantaya gitmeyeceğiz. Ama sen harikasın. Selam. Selam Ryan. Sana bir şey getirdim. Ay, bu bana mı? Bu nasıl açılıyor? Dur. Yo! Kahramanımsın. Az kalmıştı. Ah, bir fikrim var. iPhone'unu korumak için tek gereken şey bir silikon tabancası. Bir kat sıcak silikonu iPhone'un kenarlarına sürmeye başla. Dikkatli ol, kameranın üstüne gelmesin. Silikonu telefonun kenarından akıt. Telefonun güvende olmasını istiyoruz. Sonra telefonun kalanını kapla. Kalın bir katman elde etmek için bolca sık. Telefon kaplanınca sıcak silikon kurusun. Fazlalıkları kes ve işte benzersiz bir telefon kılıfın oldu. Ne düşünüyorsun? Ah, bu harika. Teşekkürler. Brian? Ah. Of, amma yoruldum. Ama daha bir sürü işim var. Neyse ki daha kahvem var. Oh, of ya. Belki kısaca bir kestirebilirim. Yaşasın, okuldan önce makyaj yapma zamanı. Malzemelerimi aldım. Aynamı da şuraya koyayım.
Ah, hey baba, uyan. Ah, çok yorgunum. Ne? Yüzünde bir şey var. Bak, gördün mü? Aa, bu da ne? Şunları çıkarayım. Ah, olamaz. Gözlerimin altındaki koyu halkalara bak. Korkunç görünüyorum. Belki bu işe yarayabilir. Yok. Ah, belki de bu. Bir dakika. Neyin işe yarayacağını biliyorum. Gel bakalım aloe vera bitkisi. Bana yardım etmek için sana ihtiyacım var. Gerçekten bunun işe yarayacağını düşünüyor musun? Yarayacak. Önce yaprağı açmalıyım. İçindeki jel ve bütün yararlı maddeler blender'a akacak. Biraz da su ekliyorum. Bu kadarı yeter. Yaprağı çıkarayım. Jel ve suyu karıştırma zamanı. İşte güzel. Şimdi şu kabı alayım. İçini şu küçük delikten doldurabilirim. Şimdi duruyorum. Fazla dolmamalı. Pekala. Şunu buzluğa koyayım. Donması için birkaç dakika bekliyorum. Acaba bugün başka ne yapsam? Oh, bu kadar beklemek yeter. Kullanıma hazır. Geliyorum baba. Bak senin için ne yaptım. Aloe veralı buz. Al işte, yüzüne sür yeter. Devam et, durma. İşe yarıyor biliyorum. İşte bak, koyu renkli halkaları yok etti. Vah canına, bu çok etkileyici. Öbür gözüme de uygulayayım. Cildimin üstünde bıraktığı serinlik hissi de çok güzel. Bunu bu kadar kolayca yaptığına inanamıyorum. Bugün resmen günümü kurtardın ufaklık. Şimdi acele etmeliyim. Selam, üzgünüm, geciktim. Nasıl gidiyor? Zor. Günlerdir uyuyamadım. Korkunç görünüyorum. Aa, bunu denemelisin. Kızım benim için yaptı. Dur göstereyim. Bunu gözlerinin altına sürmen gerek. Oo, vay canına. Müthiş bir his. Çok teşekkürler. İşe dönebilirim artık. Rica ederim. Tadı nefis Karpuz Bey. Oh, çok yoruldum. Selam kardeşim. Selam, oynuyorum. Ve... Ay, ne oldu? Niye bana bakıp bağırıyorsun? Ay, olamaz. Yüzümün haline bak. Bu korkunç. Ay, anam. Canavar gibi görünüyorsun. Al sana. Of, ne yaptığını gördün mü? İnanamıyorum. Pardon, senden korkmuştum. Ben kaçtım. Cidden mi? Bütün bu pisliği temizlemeyi bana bıraktığına inanamıyorum. Sabahımı böyle geçirmeyi hiç istemezdim. Bir dakika. Bu bir aloe vera. Bu cilt sorunlarında bana yardım edebilir. Tamam, şu aloe vera yaprağını yarıyorum. Ve ortasındaki jeli çıkarıyorum. Doğrudan blender'a gidiyor. Şimdi blender'da çekeyim. Oo, jel nasıl da parçalanıp akışkan hale geldi. Hem köpürdü de. Peki, bu kadarı yeterlidir. Şimdi bir kaseye boşaltıyorum. Şu maskeyi alıp karışıma atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İşte maske kullanımı hazır. Şimdi bunu yüzüme koyayım. Oo, bu çok güzel. İşe yaraması fazla uzun sürmez. Selam, ben geldim. Hala canavar gibi misin? Of ya, ne şapşal. Tuhaf çocuk. Ama bak, cildim bebek gibi pürüzsüz oldu. Şimdi bunu onun yüzüne koyayım. Kaçtım. Pekala bitki, şurada otur biraz. Sana da biraz su vereceğim. Ha, o ağda bantı nereden geldi? Sakın bakma, bacaklarım ağda yapmaya çalışıyorum. Ama çok acıyor. Ay, uf, bu fena acıtmış olmalı. Öyle, çok acıyor. Bekle, sanırım yapabileceğim bir şey var. Aleo, şu yaprağını alacağım. Umarım çok kızmazsın. Şuradan keseyim. İşte bu kadarı yeterli olur. Tamam, sana tek gereken bu aloe vera yaprağı. Nasıl? Ne? Bu sadece bir yaprak. Onu biraz sık, ne demek istediğimi göreceksin. Sıkayım demek. Oh, vay, şu jele bak. Şimdi bunu bacağıma mı süreceğim? Evet, iyice yedir. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bak işte böyle. Bacağın düzeldi ama hala akıllı. Biz artık gidiyoruz. Dur. Burada da yardıma ihtiyacım var. Canım çok fena yanacak. Ah, of ya. Tamam. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. İyi geceler canım. Ne tatlı. Sessiz olmalıyım.
O ses de neydi? Anne! Hey! Bıçağa ne gerek var ki? Cennette gibiyim. Daha fazla. Aslında göründüğü gibi değil. Anne, yine mi? Bunu kullanman gerek. Sebildeki şişeyi çıkar. Ve Nutella ile doldur. Bu kadarı yeterli olmuştur. Sebil'i tekrar şişenin üstüne geçir. Anne, ağzının suyu akıyor. Sebil'i çevir ve altına bir parça ekmek koy. Şimdi sık. Leziz atıştırmalık hazır ve ortalıkta batmadı. Uçak geliyor. Çocuksan çocukluğunu bil. Pardon anne. Nefis bu. Nutella bağımlılığı hakkında konuşmalıyız anne. Vay canına, ne yer ama. Burada bir sürü değerli şey vardır. Oo, bu da neymiş? Kusursuz sıç. Eyvah, kaç. Aşağıda neler oluyor? Merak etme, arkandayım baba. Şu alarmı kapatayım. Soyulmuşuz. Mücevherler. Hala buradalar. Altında. Şansımız varmış. Ha? Hepsi gitmiş baba. Bebeklerimin elbiseleri hepsini almış. Çok üzgünüm tatlım. Şu mendili al. Bu durumu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Hızlı bir kıyafet çaresi olarak bir balonun dibini kes. Balonu katla ve yanından ve üstünden küçük bir parça kes. Balonu aç. İşte bebek için yeni bir giysi. Ama bunu giymesine yardım etmen gerek. Sonra başka bir balonun alt kısmını kes. Bunlar tayt gibi görünecek. Şimdi büyük bir balonla buna renk katalım. Ağzını ve dibini kes ve bebeğin bacaklarından geçir. Harika bir etek oldu. Bununla podyuma çıkabilir. Bebeklerin için yeni bir gardırop hazırladım. Aa, baba harika görünüyorlar. Çok şıklar. Selam. Elbisene bayıldım. Yeni elbiselerinizin içinde çok güzel görünüyorsunuz. Okumak eğlenceli. Uykum geldi. 1, 2, 3. Harika bir fikrim var. Hadi bir şey çizelim. Plastik bir dosya al. Ve üzerine hayvanlar çizelim. Sevimli bir koyunla başlayalım. Aa, ne şirin. Bir de tavuk ekleyelim. Sarı tüyleri olmalı. İyi görünüyor. Şimdi sıra gökyüzünde. Ve biraz da güzel yeşil çimen. Burası kalabalık bir çiftlik. Siyah bir karton alıp dosyanın içine sok. Sonra bir fener ve ışığını çiz. Kağıt feneri dosyanın içine sok. Çiftlik aydınlandı. Bu harika bir fikir. Vay canına anne. Ne harika bir rüyaydı.